Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın AK Parti Antalya İl Başkanım, Sayın Kaymakam, Sayın Kepez Belediye... Değerli misafirlerimiz, bugün çok özel bir mutluluğu yaşadığımızı özellikle konuşmamın başında ifade etmek istiyorum. Zira bugün tertip etmiş olduğumuz bu etkinlik, 2014 yılında vaat ettiğimiz sosyal projelerden, sosyal çalışmalardan birisiydi. Ve gerçekten şehirciliğe yön veren, ufuk çizen bir etkinliği Antalya'mıza kazandırmak, ilçemize böyle bir yarışmayı armağan etmek en önemli hedeflerimizden biriydi. Ve geçtiğimiz yıl birincisini düzenlediğimiz Mimar Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri bu yıl biraz daha gelişerek, biraz daha boyut kazanarak ikinci törenini gerçekleştiriyor. Değerli arkadaşlar, her şeyden evvel bir belediyenin ulusal çapta mimarlık ödülleri etkinliği düzenlemesi son derece anlamlı bir çalışma. Ve Kepez Belediye'miz bu etkinliği, böylesi bir etkinliği ilk kez düzenleyen belediye olarak tarihe geçmiştir. Bundan dolayı da ayrıca memnuniyet, ayrıca mutluluk duyuyorum. Tabii biz burada bir meçhul kahramanı malum bir kahraman haline getirmek için büyük bir özveriyi gösterdik. Tıpkı bundan önce çeşitli dallarda üstadlarımızı hatırladığımız gibi rahmete giden önemli değerlerimizi çeşitli etkinlikler vesilesiyle hatırladığımız gibi bu etkinliğimizde de merhum mimar Cansever'i toplumun gündemine tekrar taşıma azmini, gayretini ortaya koyduk. 2012 yılında ilçemizde açtığımız önemli bir bulvarın ismini Mimar Turgut Cansever olarak vermiştik ve o dönemin Antalya valisi bir gezisi sırasında bu caddeye bu ismi kim vermiş diye sormuş. Kepez Belediye Başkanı verdi deyince beni arayıp teşekkürlerini ifade etmiş ve demişti ki bu tip değerleri, bu tip bilinmeyen değerleri topluma kazandırmak en önemli hizmettir diye. Ve dolayısıyla tabii işte bu çalışmanın ne kadar önemli bir çalışma olduğunu da bu vesileyle ifade etmekte yarar var. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok değerli milletvekillerimiz, değerli misafirler. Bildiğiniz gibi merhum Turgut Cansever aslen Bursalıdır ama doğum yeri Antalya'dır. Antalya'ya, Akdeniz'e, Akdeniz kültürüne çok büyük bir bağlılığı olan mimardır. Ve gerçekten Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinde çok özel, çok önemli mimari eserler ortaya koymuş. Dünyanın en önemli mimarlık yarışmalarından olan Ahan Mimarlık Yarışması'nda 3 kez ödül almak suretiyle ilk kez 3 kez mimar ödül alan mimar olarak tarihe geçmiştir. Ve ikinci bir mimarda yoktur Ahan ödülünü 3 kez alan. Gerçekten çok büyük bir felsefenin üzerine bina ettiği sanatını aslında sanatın asaletiyle şehirlere, oradan da insanların gönül dünyalarına aktarmayı başarmış çok büyük bir üstad. Ve geçmişle gelecek arasında bambaşka bir köprü kurabilmeyi başarmış bir mimar. Geçmişi taklit eden değil. Ya da bir yerlerde zamanın bir döneminde oluşan mimari eserleri zamanın bir başka vaktinde bir başka yerde kopyalayan bir mimar olmadı. Kendine has felsefesiyle, kendi üslubuyla yeni bir tarz, yeni bir sentez oluşturdu. Ve yerelden de asla kopmadan bu eserlerini oluşturdu. Çünkü İstanbul'da vücuda getirdiği eserlerle
Muğla'da, Antalya'da meydana getirdiği eserler birbirinden çok farklı tarzlarda, üsluplarda ve o bölgenin yereliyle de örtüşen eserlerdir. Ve sadece mimarlığın yanında, mimarlıkla alakalı değil, mimarlığın ötesinde bir sanat tarihi, bir sanat feylesofu olarak da çok velut bir kişiliğe sahipti. 16 ayrı eser kaleme aldı. Düşüncelerini, mimarlığa ilişkin düşüncelerini, şehirciliğe ilişkin düşüncelerini kendine ait üslubuyla bize aktarmayı başardı. Gerçekten büyük bir değerdi. Antalya'da, biraz sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız da aktaracaktır, 1993 yılında Karakaş Camii'nin restorasyonunu temellerine kadar indirip bugünkü formuna kavuşturan mimardır aynı zamanda. Değerli arkadaşlar, bu mimarlık yarışmasındaki hedeflerimizden bir tanesi de yeni şehirleşen, önünde şehirleşme konusunda çok muazzam imkanlar bulunan Kepez'de mimariyi merkeze alarak şehirciliği tekrar düşünebilmek, tekrar şehirciliğin üzerinde kafa yorabilmek, akıl üretebilmek de amacımız. Çünkü hep ifade ettiğim gibi bizim son 60-70 yılda oluşturmuş olduğumuz şehirlerin felsefi bir altyapısının, felsefi bir karakterinin, mimari bir kimliğinin olduğundan maalesef söz edemiyoruz. Ya geçmişin kötü taklidi olan eserler ya da kimliksizliğin timsali olan hilkat garibesi yapılar maalesef şehirlerimizi nefes alınmaz hale getirdi. Eski çevreyle bütünleşen, insanın fıtratıyla özdeşleşen yapıların yerine kimliksiz, tuhaf yapılarla doldurduğumuz bu şehirlerde artık günden güne yaşamanın da çok zor olduğunu görüyoruz. O bakımdan değerli dostlar, şimdi yeni bir adım atmak, şimdi yeni şeyler söylemek zamanı. O bakımdan şehirlerimizi doğayla, insanla, insan fıtratına uygun hale getirebilmek bizim elimizde. Bu yarışmaların bu tip çalışmalara da katkı koymasını arzu ediyorum ve diliyorum. Gerçekten önemli bir iş yapıyoruz. Ama yapmış olduğumuz bu çalışma henüz çok küçük, 2 yaşında. İnşallah ilerleyen zamanlarda her yıl bu projemizi daha da kurumsallaştıracak ve daha güzel şehirlerin oluşmasına katkı sağlayacak güzel bir akıl harmanlanmasına burada ev sahipliği yapmış olacağız. Amacımız bu ve inşallah da bunu gerçekleştireceğiz, bunu yapacağız ve bunu da birlikte, beraberlikle, el ele vererek, gönül gönle vererek yapacağız. Biz bugüne kadar Mimarlar Odası'yla değerli dostlar, kıymetli misafirler, çok önemli çalışmalar yaptık. Şehrin üzerine birlikte düşünebilme imkanımız oldu. Her türlü ön yargılardan, her türlü ön kabullerden öte, son derece verimli bir zeminde şehir için artı değerler üretebilme imkanımız oldu. Bundan dolayı ben büyük bir memnuniyet duyuyorum. İnşallah böylesi bir zeminde bundan sonra da el ele vermek suretiyle güzel şeyler yapıyor olmanın hep birlikte mutluluğunu yaşayacağız. Mikrofon tatil edeceğim. Buyurun. Alkışlarımız. Evet, şimdi toplu fotoğraf çekiminin ardından fuaye alanımızdaki sergi açılışımıza ve kokteylimize